Miami Gentlemanlar Kulübü. Albert Hellman karşınızda. Sevgili oğlum Düğüt. Dükkandayız. Size şahane bir puro deneyeceğim. Ne içelim bilmiyorum. Hadi gelin bakalım. Keyifli seyirler. Değerli Gentlemanlar Kulübü üyeleri, hepinize selamlar. Albert Hellman karşınızda. This song is for Emmanuel. Rest in peace. I love you, brother. We were brothers from different mother. We were best friends, understand each other. Yes, we had crazy stories. We had some secrets only we know. You've been a great man. You've been a great friend. You've been a great person. I really appreciate. Albert abi iyi akşamlar. Her zamanki gibi yarım puf. Güzel, epey bir kalın poro cinsinden bir yarım puf daha alıp iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Bana oy veren sevgili gentlemanimize teşekkür ediyorum. Evet. Alec Bradley mi desek, Hoyo de Monterey mi? Hellman'ın yeni prolarından mı? Şuna bakın Zebra. Müthiş. Bunu yapmıştık. Makano'yu yaptık.
Aging Room yaptık. Partagas biraz önce yapmıştım. Bunları yaptık. Monte Cristo'ları yaptık. Cohiba'nın Red, Black veya Blue olabilir. Çok güzel. A Chapman var. Bunu hiç içmedim. Bir de bakalım Romeo Juliet'i yaptık. Bunu yaptık. 1875'i yapmıştık. Romeo Giulietta'nın Nikaragua'sını yapmadık. Bu aynı Davidov gibi. Davidov $55, bu $20. Ondan sonra Romeo Giulietta'nın çok çok güzel bir anniversario. Alec Bradley'nin muhteşem proları. Project 40 zaten meşhur. Bunu hiç denemedim. American Connecticut Wrapper. Monte Cristo'nun tübü. Trinidad'da çok yaptık. Kutuları çok satıyorum Trinidad. Ama bir dakika. Maviyi denemiştik. Siyah geçmeden önce gelin bir kırmızıyı geçelim. Bir kırmızıya bakalım. Ben $20 satıyorum gördüğünüz gibi. Ama bunun pazarda fiyatı $24, $23.5, $24. Evet, çok güzel. Hadi bakalım. Muazzam bir kutusu var. Aman Allah'ım, şu güzelliğe bakar mısınız? İçinden çıkan bu enfes prolar. Cohiba Red Dot. İşte bu. Değerli Gentlemanlar Kulübü, işte promuz. Cohiba Red. Bunu deneyeceğiz birazdan. Ama bakın, bunun küçükleri de var. Nasıl Monte Cristo'nun varsa, bunun da küçükleri var. Bunda 20 tane ufak sigarillo var. Çok çok güzel. $20 satıyorum. Ama gelin büyüğünü deneyelim ilk başta. Puro içmeden önce biraz su içerseniz ağzınızdaki tatları daha güzel alabilirsiniz. Çünkü ağzınız nemli olunca daha güzel tatları alabilirsiniz. Evet, çok güzel bir şekilde açıyorum. Çıkar çıkmaz güzel kokular geliyor. Önce ama bir bakalım yaprağına. Bakın görüyor musunuz? Çok az kökler var. Damarlar temizlenmiş. Herhangi bir kırık çatlak yok. Sarım böyle sarılmış. Demek ki bir saatin tersine doğru çevireceğiz. Dokunuyoruz. Gerçekten yumuşaklığı yerinde. Üzerinde herhangi bir küf vesaire yok. Sadece biraz yağını bırakmış. Ki o da önemli. Cohiba Red'in gördüğünüz gibi dış yaprağı, yani wrapper dediğimiz dış yaprağı Kamerun'dan geliyor. Onun bir altındaki astar yaprağı da Endonezya'dan. Onun içindeki yapraklar da Dominican ve Küba yaprakları. Dinleyelim. Çok az bir çıtırtı mı var diye düşünüyorum. Belki yok. Çok az, herhalde bir iki hava kabarcığı kalmış. Olabilir. Çatır çutur etmiyorsa, şöyle bir ses çıkıyorsa, böyle bir tane iki tane çıktıysa demek ki onda problem yok. Zaten yumuşaklığını görüyorsunuz. Herhangi bir problem yok. Bu Pro boy olarak 7 ve kalınlık olarak da 49. Çok çok kalın değil. Churchill'i, evet Churchill diyebiliriz buna. El yapımı tabii. Dinledik, dokunduk, gördük. Koklayalım. Biraz baharat var. Tarçın var. Kremalı. Biraz karabiber. Biraz kuru yemiş gibi. Özellikle badem. Hadi gelin keselim. Keserken de çok güzel bir punch. Yuvarlak delik açalım. Bunları satıyorum kurşun şeklinde. Özellikle silah fuarlarında çok satılıyor. $35 tanesi. İsterseniz size de gönderebilirim. Ama kurşun şeklinde olduğu için biraz korkutucu tabii. Sizle konuşurken bir parça bir parça bir parça kenara kaydım. Ama problem değil. Yine de güzel bir içme kanalı oluştu. 5 dakika soğuk için. Bu güzel proyu çırayla yakalım ki değerini bulsun. Ama çırayı yakmadan önce kibritle
Kibritle çıramızı yakalım. Güzelce yandı. Yarım puf. Gerçekten çok çok güzel. Tarçın kokusu bariz geliyor. Çeşitli, dediğim gibi, badem ve biraz böyle arkada bir kuru yemiş. Biraz baharat var, krema var. Ama baharatı ilk başta daha çok hissettim. İçimi orta derece, böyle güzel balık yemeklerinden sonra gidebilir diye tahmin ediyorum. Daha önce belirttiğim gibi bu puro $23-24 civarında satılıyor. Gayet de hoş ve kaliteli. Özellikle kutusunu gördünüz. Gerçekten hoş. Kafa ütüleme. Yarım puf. Değerli Centilmenler Kulübü, bugün kafa ütüleme bölümünde size olası aksiliklerden bahsetmek istiyorum. Ben de o dönemin içerisindeyim. Şimdi belli bir zaman vardır. İnsan grafiğinde bazen yukarı çıkar, çok mutlu oluruz, çok üzüntülü oluruz, orta halde oluruz. Ama bazen de böyle tıklar bizi. Bazen küçük sevinçler, güzel bir çiçek görürsünüz, bir bebeğin gülüşü sizi güldürür. Bazen de böyle sizi sinir edici, böyle iğneleyici aksilikler olur. Sanırım bu hafta onun içerisindeyim. Her şey bir lastiğimin patlamasıyla oldu. Patlamadı, çivi girdi. Lastikler %60 kullanımının üzerine geçtikçe, Florida'da burada biliyorsunuz bir elektrik üretiyorlar dönerken, mıknatıs gibi böyle çivileri çekiyorlar. Neyse, Florida'da da çok inşaat var. Oluyor böyle şeyler. Arabanızı her zaman tamir kiti ve hava pompası bulundurmanız tavsiye ediliyor. Neyse ki var. Bir çivi girdi. Onu çıkarırken arka taraftaydı, sağ tarafta. Çıkarırken dizimin üzerindeyken, işte o deliği açarken, fitili sokarken mesela dizimi incittim. Ondan sonra hadi geçtik falan filan. Daha sonra geçen perşembe günü, yarım puf. Geçen perşembe günü arkadaşlar, dükkandan çıktım. Düdle eve gidiyoruz. Bazen dükkana geliyor biliyorsunuz. Eve giderken böyle bir rahatsızlık sesi çıkardı. Dedim hiç problem deyip evin yakınında gelmişken orada bir yer var. Orada 2 dakika tuvalete çıkardım. 2 dakika ben buradayım, düdü çıkartıyorum. Arabam da şurada. Görüyorum yani 1 dakika bile, 30 saniye uzaklıkta bahçede. Birdenbire bir çekici geldi. Arkadaşlar çekici geldi. Benim arabaya doğru gidiyor. Allah Allah dedim, bir şey hissettim. Arabaya doğru hızlı hızlı yürüdüm, koştum. Çekiciyle benim arabanın arasına girdim. Ve araya girdiğimde de dedim ki buradayım, tamam, çekmene gerek yok. Adam bana çıkmak için yer bakacağıma, köpeğim de daha orada çimenlerde, beni daha çok sıkıştırıyor. Ben de çıkmak için uğraşırken geldi, kancasını böyle lastiklere geçiriyor. Onu böyle kaldırmaya çalışırken, ben arabanın içindeyken, ki bu kanuna aykırı. Geldi kaldırmaya çalışırken, ben tabii geri gidiyordum orada bir parça. Geldi tamponu kaldırdı, gitti. $2000 masrafı var. Hadi bırakın, adamın $82 böyle bir çekici parası var, onu alacak. Onu alacak diye benim $2000'lık tamponumu mahvetti. Yani bu beni çıldırttı. Sabrınızı ve sakinliğinizi korumanız lazım. Ama bana yaptığı adilik ayrı bir şey. Neyse, polisi çağırdım. Polis dedim ki yani ben arabanın içindeyim, gidiyorum dedim. Niye çekiyorsun yani? Bir konuş, bir şey varsa söyle, ödemek gerekiyorsa ceza yaz, bitsin. Polis de dedi ki ancak bilmem ne mahkemesine gidersen, başvurursan olur. Ha, bir de o çıktı, mahkeme çıktı başımıza. Çekici şirketini gideceğim, mahkemeye vereceğim falan filan. Bir saat erken eve gidip uyumak istiyordum. O bana 2 saate mal oldu. Hay çıkmaz olaydı.
Neyse ondan sonra hadi bunu yap, sakinleş vesaire. Arabayı tamir ettir. Çünkü tampon sarkıyordu. Dedim ki bunu mahkeme çarp çırt uğraşana kadar bu tampon düşer, kırar, eder, birisinin de kafasını yarar. Ben gideyim ucuz yolla bir yerde yaptım. Buradaki arkadaşlardan biri tavsiye etti. Git bilmem nerenin yerine. Tamam gittik, tanıdık arkadaş. Beyefendi bir adam. Ama adam dedi ki ben motor uzmanıyım. Kaporta için bir adamım var dedi. Çağırayım konuş. Çağırdım. Bir amca geldi, bir dede. Neyse dede geldi. De bunu yapar mısın? 300 dedi. Ben de sormuştum daha önce gitmeden önce fiyatları. Onlar da 300 demişti. Ben dedim 200'e yapar mısın? İşte onun hatırı canım abim bilmem ne 200'e yapar. Tamam. Götürdüm arabayı. Döndürürken adam getirdi. Neler yapmış? Yani ben daha güzel çakardım yani. Arabanın bütün orijinalliğini bozmuş. Tampona böyle yapıştırıcı kaçmış. Onun boyasını bozmuş. Bir iki bir yerden bir şey punto atmak lazım. Dedim ki 3 tane yer var. Tamam dedim, problem değil. Böyle bir şey olacağını bekliyordum. 3 tane yer var. 2 tane yere punto, bir de şurayı tinerle temizler misin? Adam bana ne dedi? Yok dedi, ben arabanın üzerinde 4 saat çalıştım. 200 dolarımı ver. Dedim ki 2 tane punto açacaksın, bir tane tinerle ver. Ben temizleyeyim veya puntoyu da bana ver. Neyse adam yok dedi, yok dedi. Gitti polis çağırdı, paramı ödemiyor dedi. Ha sen polis çağırdın, ben de polis çağırdım. Bizim polisler buluştu. Dedim ki para cebimde, buyurun. Ben vermek istiyorum. 2 tane punto atıp şuradaki temizler mi lütfen? Polis dedi ki ben karışamam, mahkemeye gideceksiniz. Ödememekte serbestsin dedi. Hayda, adamla kavga edeceğime bilmem. Ben işleri en iyi, adamın parasını vermek istiyorum. Şu 3 tane şeyi yap diyorum. Adam diyor ki vaktim yok, gitmem lazım. Fakat 1,5 saat polisi benle bekliyor. Arada onu yaptırmak inat etti. Fixing my bumper is here. He has something little to fix. He promised. He's a big man. He promised me Tuesday at 11 o'clock to fix my 3 little things. You agree, sir? Thank you very much. Please. Thank you very much for your... Orada da diyorum ki bu adam 200 dolarımı alıyor ama salı günü arabamın şu 3 noktasına rötuş yapmaya kabul ediyor. Yapmayı kabul ediyor. Hadi onu da geçtik. Sinirler şey. İşten başka bir şeyler. Yok efendim banka, Türkiye'de bir param var ya, öyle duruyordu. Onu alayım dedim buraya. Kardeşim Türkiye'de bankalarda dolar yok. 300-400 dolar banka yurt dışına gönderemiyor. Diyor ki ne için istiyorsun? Ne yapacağım? Kardeşim kendi param, sana ne? Bunlar para göndermemek için mahvoluyorlar. Artık ülke iflasa sürülüyor. 300-400 doları göndermek için yaptıkları zorluğa bak ki normalde aplikasyondan yapıyorum. Arkadaşlar bu ülkede bir ders vermek istiyor musunuz? Bizi bu hallere sokanlara. Herkes parasını bankadan çeksin. Çeksin. Bakın bakalım o bizlerin canını okuyan, bizlerin kanını emen o bankalar. Bakalım ne oluyor? Herkes parasını çeksin bankadan. Bakalım o afralar tafralar nerede? Biz paramızı onlara güvencede tutsunlar diye orada emaneten bırakıyoruz. Onlar bizim paramızı kullanıp ona buna borç veriyorlar. Bizim paramızla kar elde ediyorlar, faiz elde ediyorlar vesaire vesaire. Yarım puf. Neyse herkes parasını çeksin bakalım. O zaman ne oluyor? Gelin görelim. Bunlara bir ders vermek lazım. Biz bunları yapmadığımız için tepemize biniyorlar. Biz halk olarak birleşirsek bunları bize yapamazlar. Çünkü halkın gücünü anlarlar. Bakın Fransa'da bunu yaptılar. Herkes parasını çekti. Fransız bankaları neredeyse ayvayı yiyordu. Dediler ki tamam ne istiyorsanız yapacağız. Neyse. Niye bu konulara geldim bilmiyorum. Fakat şunu anlatmak istiyorum. Felaketler olabilir. Aksilikler olabilir. Dediğimiz gibi. Bu konular karşısında gerçekten sakin olmamız lazım. Birdenbire ne oluyor bilmem ne, eller, kollar, ağız, kötü kelimeler ağızdan çıktığı zaman olay değişir artık. Haklıysanız bile haksızlığınız bakidir. Onun için sakin olacaksınız. Bir adım geriye atacaksınız.
Sanki oraya dışarıdan televizyon seyrediyormuş gibi, oraya bir ekrana bakıyormuş gibi ne olacaksınız? Lastik patlayan ben. Orada sinirlenip arabaya tekme mi atayım? İnsanlara küfür mü edeyim? Lastik patladı. Sakin. Geri düşün. Ne? Benim arkada tamir kitim var. Tamir kitini yap. Evet, biraz üstün kirlenecek. Biraz terleyeceksin. Sinirim bozulacak. Problem değil. Yap. Devam et. Ondan sonra çekici arabamı çekti. Ben orada gidip o çekiciğin şoförünü bir güzel, bu sefer suçlu duruma düşersin. Kanuni suç işlemiş olursun. En güzeli, polisi çağırdım. Polis gördü, anladı. Polisin raporunda orada beni biraz haklı gösteren, yasak yere park ettiğimi gösteren, orada bir tabela var, silik gösteriyorum size. Oraya park ettiğim için belki ceza alacağım. Evet, ama arabamın parçalamasına müsaade etmemesi lazım. Onunla ilgili bir rapor aldım. Mahkeme uğraşacağız. Bu yaşlı amca tamir etti. Ne yapayım? Bağırayım, çağırayım mı? Polis çağırdı. Hadi ona da şey. Sakin düşünüyorum. Diyorum ki bu adama ben borçlu kalırsam aramızda bir sinir bozukluğu olacak. Ne bileyim tartışma olacak. Adamın içine girmeyecek. Kalp krizi geçirecek, ölecek. Sonra gelecek birkaç adam beni toplayıp beni rahatsız edecek. Hiç gerek yok. Hepsinde üstünden gelebilirim. Alimallah. Ama hiç gerek yok arkadaşlar. Sakinlik. Adama dedim ki kardeşim sen bu işi yap. Ben sana parasını vereceğim. Kabul etmedi hiçbir şekilde. En sonunda şuna karar verdim. Evet, dıştan yenilmiş gibi gözüküyorum. 200 dolarını aynen verdim ama videoya çektim. O da videoda Salı günü 11'de 3 tane pürüzü tamir edeceğine söz verdi. Eğer bunu gerçekleştirmezse burada tüketici mahkemesine gidip adamın lisansını aldırmaya kadar varabilirim. Bunları sakince yönetmemiz lazım. Aksilikler her zaman olur arkadaşlar. Özellikle şöyle bir üçgen vardı, biliyor musunuz? İşte en altta barınak ihtiyacı, su ihtiyacı, yemek, ondan sonra para kazanma vesaire, lüksler falan ileri gidiyor. Önce biz tabanımızı sağlam tutmamız lazım. Yani barınak. Barınakta evde huzur olması lazım. Evde huzur olursa bu tür evden olası problemleri, aksilikleri minimuma indirmemiz lazım. Bunun için aile bireyleriyle kavga etmememiz lazım. Problemlerimizi güzel çözmemiz lazım ki olası bir aksiliğe yer açmayalım. Ha, bir şey olur. Tabii ki olur. Aksilik bu. Olur. Aksiliklerle düzlükler dengede olması lazım ki çarpmıyoruz. Bardak kırıldı. Bardak kırıldı. Bağıracağımıza, çağıracağımıza. Ama önce sakinlik. 2 saniye kendinizi geri çekin. Bir dakika, ne yapmam lazım? Kimse önce buraya girmesin. Burayı bir güvence altına alalım. Çocuklar, evcil hayvanlar girmesinler. Kimse basıp ayaklarına cam batmasın. Daha sonra süpürgeyi getir. Önce haberdar et. Durumu bildir. Ondan sonra camları temizle. Elektrikliğini çek. Daha sonra bir kuru bezle, bir ıslak bezle çek. Tamam. Tekrar haline geldi. Olur. 5 dakika mı kaybettin? Yani yapacak bir şey yok. Mecbursun. Belki de yukarıdan bir güç seni 5 dakika bir yere geç gitmeni sağlıyor. Arada başına gelebilecek daha büyük bir tehlikeden koruyor. Bunu bilemeyiz. Aksilikler olur. Her zaman olur. Barınmadan sonra yiyecek, su, içecek, temel ihtiyaçlarımızı. Mesela ben bir şeye sinirlendiğim zaman sakinleşmek için bir su içerim, bir şey yerim ufak eğer istiyorsam, ama bir şey içerim kesin. Tuvalete gitmem gerekiyorsa giderim. Sakinleşirim. Temel ihtiyaçlarımı gideririm. Ondan sonra beyin artık temel ihtiyaçların yerinde olduğu için daha düzeyli ve sakin düşünmeye başlar. O zaman da problem çözmeye. Bu neden oldu? Ne oldu? Ne yapabilirim? Neden oldu? Cam kırıldı. Ne yapmam lazım? Güvenlik, kimseye batmasın, temizlik vesaire. Ve artık başa gelen çekilir, onu yapacaksınız. Lastik değiştirmek. Biliyorsunuz hayatımız sadece bize bağlı değil artık. Bir sürü dış etkenlerle uğraşıyoruz. İşte toplumsal, sosyal kurallar, kanunlar tabii ki.
ve diğer insanların yaşam alanları birbirlerimize içine girdiğimiz için hepimiz birbirimizle interaktifiz. Yani birbirimizin içine geçmiş ve birbirlerimizin hayatlarını etkiliyor şeklinde olduğumuz için herkesin hayatına ve durumuna saygı göstermemiz lazım. Yani ben kaybettim, ben enayi durumuna düştüm. Bunları bırakırsak o zaman aksilikleri çözebiliriz. Öteki türlü maalesef çok 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 uzun bir süreç bizi bekler. Çünkü kızgınlığın vermiş olduğu kötü elektrikte bizi kötü etkiler. Ne derler? Kızgın sirke kübünü yakar. Bakın görüyorsunuz. Şurada bir kesik var. Ben bunu küçük yaşta öğrendim. Bir şeye çok kızmıştım. Ya dedim, cama bir geçirdim. Cam da burama bir düştü. Beni bir kesti. Gözler gitti. Bayıldım falan. Buradan foşur foşur kan akıyor. Hemen acil bir saire. O zaman da işte gördünüz mü? Benim kendi sinirim cama girdi ve bana zarar verdi. Onun için aksilikler olacaktır. Fakat önemli olan her zaman şu düşünce yapısını geliştirmek. Aksilik olmaması için ne yapmam lazım? İşte yola çıkmadan arabanın etrafına bir dolaşın. Tabii ki vakit ve sabır. Ama bir tur atın, arabanın çevresinde çivi vesaire var mı? Ne bileyim, camların olabileceği yerler güvenli mi? Arkadaşlarınızla konuşurken arkadaşlarınız size kötü bir şey söylüyorsa, sinirinizi bozacak bir şey oluyorsa söylemeden önce kendinizi kontrol edin. Akılcı düşünün. Belki size ima etmiyor. Belki sizin gerçekten bir kötü durumunuzu yansıtıyor. Ama ona göre de tepkiniz akılcı olmalı, fiziki olmalı. Arkadaşlar, her şeyin önlemini baştan almamız lazım. Oluyor mu? Aksilik oluyor mu? Oluyor. Evet. O zaman da ne yapacağımızı çözmek için hemen kafamızda toparlamamız lazım. O toparlamayı yapabilmek için de sakin olmamız lazım. Kuramızın 3'te 2'lik bölümüne henüz girdim. Ne hissediyorum biliyor musunuz arkadaşlar? Bunun yanında ne içilebilir? Güzel bir rum. R-U-M. Rum içilebilir. Böyle Karayip tatlı. Yani çok ağır bir viski falan değil de bunun yanına hafif daha böyle aromalı güzel bir içki içilebilir. Aklınızda olsun. Arkadaşlar, şahane bir pro. 3'te 2'lik bölümün sonuna yaklaşıyorum. Badem tatları gerçekten çok ön plana çıktı. Biraz da biber. Böyle bir proya gerçekten içecek olarak rum yakışır yanında. Bu haftalık da bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Sevgiler. Birinci kuralı. Gentlemenler kulübü hakkında konuşma. Gentlemenler Kulübü'nün 3. kuralı. Gentlemenler Kulübü hakkında konuşma.